Mutlu günler sevgili izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tour of Mersin'in startını Anamur'dan verdi. Üçüncü Tour of Mersin'in açılış töreninde konuşan Başkan Kocamaz, toplumların barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için spor önemli unsurlardandır dedi. Şimdi de düzenlenen 3. Tour of Mersin'de Türkiye'nin çeşitli illerinden 5 takımın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan olmak üzere toplam 7 ülkeden 11 takım kıyasıya mücadele etti. 3. Tour of Mersin'in açılış töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bisiklet turu etaplarının çok zor olduğunu ama zor etaplarında kaliteyi artırdığını ifade etti. Bu turnuvanın Mersin'imiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İyi bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Çok zorlu bir parkur Mersin bisiklet turunun etapları. Ama bu bisiklet turunun etabı ne kadar zorsa kalitesi de o kadar yüksek demektir. Başkan Kocamaz göreve gelmeden önce söz verdikleri gibi Mersin'i bir spor kenti yapma yolunda ilerlediklerini ve çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi. Biz göreve geldiğimizden bu yana sporun bir barış, bir kardeşlik, bir kültür kaynaşması olduğunu biliyoruz ve bunun için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Elbette yerel yönetimler şehrin mahalli müşterek ihtiyaçlarını çözmek için varlar. Ama bundan daha önemlisi o bölgede yaşayan insanların barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşaması için altlık oluşturması. Spor bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Göreve gelmezden önce söz verdiğimiz gibi Mersin'i bir uluslararası tam maratona kavuşturduk. Yine söz verdiğimiz gibi bir uçtan bir uca Mersin'i kat edecek bisiklet turuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Gerçekten uyum içerisinde, valiliğimizin himayesinde bütün ekonomik yükünü, mali yükünü Büyükşehir Belediye'miz çekiyor. Ama devletimizin değişik kurumları, emniyetimiz, işte burada gençlerimiz var, milli eğitimimiz bu konuya destek veriyorlar. Ben emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'imizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Yarışın ilk gününde ilk üçe giren yarışmacılar ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın elinden aldı. Tour of Mersin'in ikinci etabı bugün saat 10.30'da Aydıncık'ta başlayıp Mezitli Soli Pompei Polis'te sona erdi. Türkiye'nin önde gelen su ve kanalizasyon idarelerinden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ilçelerdeki hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MESKİ, ilçelerde başlattığı yatırım hamlesine devam ediyor. Abone sayısı, hizmet ağı, işlem hacmi, yatırım büyüklüğü gibi kriterler hususunda Türkiye'nin önde gelen su ve kanalizasyon idareleri arasında yer alan MESKİ, hizmetleriyle tüm ilçelerde yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası kapsamında sorumluluk sahasının genişlemesiyle birlikte 13 ilçede büyük yatırımlara imza atıyor. Her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan Mersin'in altyapısını zamana ve ihtiyaca göre yeniden yapılandıran MESKİ, artan su talebine cevap vermek için yeni içme suyu hatları döşeyerek eski hatları yenilerken kente sağlıklı ve nitelikli su temin ediyor.
Mersin il sınırları içerisindeki tüm vatandaşlara kent merkezi, ilçe ve kırsal ayrımı yapmaksızın hizmet ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü özellikle altyapıda geleceği esas alarak yatırımlar yapıyor. Kanalizasyon hattı, yağmur suyu şebeke hattı, İçme suyu şebeke hattı, kolektör hattı, depo yapımları, sondaj kuyu çalışmaları, drenaj uygulamaları ve yeni tesisleriyle Mersinlilere hak ettiği hizmeti ulaştırmak için tüm ilçelerde çalışmalar yürüten MESKİ, vatandaşların da takdirini topluyor. Biz yıllardır susuzluk çektik burada ama şu su bize can oldu, kan oldu. Gerçekten yani başkanımın bu yönde teşekkür ediyorum. Bizlere şu suyu bulduğundan malımız, melalımız hepimiz bunlardan yararlandık. Tüm çevre köylerde yararlandı. Başkanıma çok teşekkür ediyorum ve bu MESKİ'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burhanettin Kocamaz Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bize suyu çıkardı, imkanları verdi. Çok rezildik. 100 yılın susuzluğunu giderdi. Ondan Allah 1000 kere razı olsun. MESKİ çalışanlarına çok teşekkür ederim. Yasayla birlikte Mersin'in 13 ilçesinin tamamından sorumlu hale geldiklerini hatırlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yasa öncesi 4 merkez ilçeyle sınırlı olan görev sahamız 6360 sayılı yasayla birlikte Mersin'in tamamını kapsar hale geldi. Büyükşehir Belediye'mizin vizyonuyla Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla ilçelerimiz şantiyeye döndü. Göreve geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar tüm ilçelerimizde altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda Anamur'da 78.836 metre içme suyu, 1250 metre kanalizasyon hattı, Bozyazı'da 32.478 metre içme suyu, 93.797 metre kanalizasyon hattı, Aydıncık'ta 18.429 metre içme suyu, 78.115 metre kanalizasyon hattı, Mut'ta 88.379 metre içme suyu, 12.092 metre kanalizasyon hattı, Güllar'da 118.965 metre içme suyu hattı, 7.206 metre kanalizasyon hattı, Silifke'de 100.621 metre içme suyu hattı, 7.012 metre kanalizasyon hattı, Erdemli'de 113.437 metre içme suyu hattı, 30.157 metre kanalizasyon hattı, Tarsus'ta 86.879 metre içme suyu, 43.130 metre kanalizasyon hattı, Çamlıyayla'da 38.406 metre içme suyu hattı, 21.748 metrelik kanalizasyon hattı ve Mersin'in merkez ilçeleri olan Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli'de 380.530 metre içme suyu hattı, 166.027 metre kanalizasyon hattı olmak üzere tüm ilçelerimizde son 3 yılda yaklaşık 1.056.960 metre içme suyu, 460.536 metre kanalizasyon hattı, 37.413 metre yağmur suyu drenaj hattını hizmete sunduk, dedi. Mersin genelinde yapılan rehabilitasyon, kapasite artırımı ve yeni atık su arıtma tesisleri ile ilgili çalışmaların da büyük bir hızla sürdüğünü belirten Başkan Kocamaz, hizmete açtıkları atık su arıtma tesisleri ile denizi ve doğayı koruduklarının altını çizdi. MESKİ bünyesindeki araç sayısının 96'dan 488'e yükselterek vatandaşlara çok daha hızlı ve kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Kocamaz, Mersin'in hayati sorunlarından birisi olan altyapı sorununu çözmek için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini, ilçelerdeki içme suyu hatlarını iyileştirme, rehabilite etme çalışmalarının devam ettiğini, 2017 yılında tüm ilçelerde altyapı hizmetlerinin kesintisiz süreceğini kaydetti. Su sorununu ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in hayati sorunlarından birisi olan altyapı sorununu çözmek için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Anamur'a 3, Bozyazı'ya 1, Gülnar'a 4, Mut'a 1, Erdemli'ye 4, Tarsus'a 3 ve merkez ilçelerimize 4 adet olmak üzere toplamda 20 adet su deposu yaparak halkımızın hizmetine sunduk, diye konuştu. MESKİ fiziki kayıp kaçak ekipleri yaptığı dinleme ve tarama çalışmalarıyla bir yılda 150 bin metreküp suyu sisteme kazandırdı.
MESKİ fizeki kayıp kaçak ekipleri 2016 yılında yaptığı dinleme ve taramalarda bir yılda 150 bin metreküp suyu sisteme kazandırdı. MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin merkez mahallelerde yapılan çalışmalarda 2016 yılı içerisinde yaklaşık 1000 kilometre cadde ve sokak tarandı. Yapılan taramalar sonucunda tespit edilen içme suyu şebeke arızalarının onarımı gerçekleştirilerek kayıp içme suyu sisteme kazandırıldı. İçme suyu şebeke tesisindeki boruların zamanla eskimesi, bağlantı yerlerinin zaman içinde deforme olması, içme şebeke borularının ekonomik ömrünü doldurması, diğer kurum ve kuruluşların yapmış olduğu kazılarda oluşan boru deformasyonları ve bunlara benzer pek çok nedenden dolayı ortaya çıkan içme suyu kaçakları için fiziki kayıp kaçak ekibimiz taramalara hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalarla arızaya müdahale ederek ekipler için arızaların tam noktasını tespit ederek iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra fiziki su kayıplarının en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Mersin'de 4 merkez ilçede yapılan tarama sonucunda yaklaşık 750 adet arıza tespit edilerek arızalar giderildi. Söz konusu arızaların 24 saat yüzeye çıkmadan boşa aktığı düşünülürse, bu arızaların giderilmesiyle birlikte 2016 yılında toplamda 150 bin metreküp suyu sisteme kazandırdık. Çalışmalar 2017 yılında da tüm hızıyla devam etmektedir. İçme suyu şebekeden kaynaklı tüm arızalar giderilerek kayıp kaçak suların önüne geçmeye devam edilecektir denildi. Gelişmeleri aktardık. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.